Merhaba, ben Şevval Emlak Video Editörü Emirhan Acar. Hoş geldiniz. Bugün size alıcı ve satıcı açısından çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Uzaktan arazi satışı nasıl yapılır? Örnek verelim ki alıcı İstanbul'da olsun, satıcı Aydın'da olsun, mülk Bilecik'te olsun ve varsayalım ki arada bir emlakçı varsa o da Kocaeli'de olsun. Bu şekilde herkes birbirinden ayrıyken nasıl satış yapılabilir? Satıcı diyor ki ben gelemem, bir mazereti var. Alıcı da gelemiyor, 10 gün sonra yapalım diyor. Araya bir soğukluk giriyor. Satış olması için kapora da verilmiş. Kapora zaten olmazsa olmazımız. Çünkü kapora ticaretin vazgeçilmez bir kanunudur. Mülk sahibi korkuyor acaba vazgeçer mi diye. Alıcı da bir yandan korkuyor acaba başkasına satar mı diye. Bu kadar karmaşık bir durum içerisinde bu satış nasıl gerçekleşebilecek? Onu anlatacağım size. Bunu size basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Diyelim ki ilanlarda dolaşırken bir mülkü çok beğendiniz ve görmek istediniz. Mülk sahibi veyahut da emlakçı ile beraber yeri gördünüz. Yeri görüp beğendikten sonra artık kesinlikle almak istiyorsunuz. Ve kaporasını veriyorsunuz. Bundan sonraki işlem artık satış işlemi. Kapora verildi, satış işlemleri başladı. Fakat sizin veyahut da mülk sahibinin bir mazereti çıktı ve satışa gidemiyorsunuz. Böyle bir durum yaşandığında mülk sahibi veyahut da arada bir emlakçı varsa, emlakçı alıcı ve satıcının kimlik bilgilerini alarak TKGM web topu üzerinden müracaat yapacaktır. Müracaatı yaparken açıklama kısmına uzaktan yapılacağını bildirir. Bu tarzda bir satış özellikle alıcıyı hiçbir şekilde yormayacak derecede olacaktır. Çünkü alıcının tek yapması gereken imza atmak olacak. Bu işlemde satıcı da çok fazla yorulmayacaktır. Çünkü tek yapması gereken sadece web top üzerinden müracaat yapıp beklemek olacaktır. Eğer satış Bilecik'te olsaydı işlem süresi sadece bir gün sürecekti. Fakat uzaktan işlem olduğu için işlem süresi en az 2, en fazla 1 hafta sürecektir. Sonrasında telefonlarınıza harç ücreti mesajı gelecektir. Fakat bunu gelir gelmez ödemenizi pek tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmediğimi sorarsanız onu da şöyle bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki satış farklı farklı şehirlerden gerçekleştirilecek. Fakat satıcı, satışın yapılacağı esnada o bölgedeki tapu kadastro müdürlüğüne gitmedi. Böyle bir durumda yatırmış olduğunuz harç ücretini geri almanız sizi çok uğraştıracaktır. Çünkü döner sermayeyi farklı bir kurumdan alacaksınız, hem de tapu harcını başka bir kurumdan alacaksınız. Ve bu sizi bir hafta 10 gün uğraştıracaktır. Hem de şöyle bir durum yaşanacaktır. Hem tapu harcı hem de döner sermaye ödendiği için geri iade ederken ikinizin ortak ödenini varsayacak. Yani 1000 lira ödediğinizi varsayarsak 500 lira alıcıya, 500 lira da satıcıya verilecektir. Yani bütün harcı siz ödeseniz dahi 500-500 dağıtılacaktır. Bu gibi durumlar yaşanmaması için tapu müdürlüğüne gitmeden, aynı zamanda karşıdaki kişinin de tapu müdürlüğüne gittiğini görmeden harç ücretini ödemeyiniz. Satıcılarımız da korumak amaçlı şunları söylemek istiyorum. Asla ama asla para elinize geçmeden imzayı atmayın. Çünkü tapu müdürü paralar ödendi dedikten sonra, siz ödendi diyerek imza atarsanız karşıdaki kişi parayı ödemeden tapuya sahip olabilir. Bu yüzden ödeme şeklini önceden halletmeniz lazım. İşlem uzaktan olduğu için nakit şekilde para verilemeyecektir. Ya da satış esnasında alıcı ATM'ye gidip parayı yatıramayacaktır. Bu yüzden yapılması gereken en güzel yöntem mobil şubedir. Satıcı alıcıya önceden IBAN'ını atmalıdır ki mobil şubeden ücret ödenebilsin. Ve hesabınızın yüksek limit gönderimini açık olduğunu kontrol etmeyi unutmayın. Alıcı da parayı ödemeden önce satılan yerde şerh, ipotek, haciz olup olmadığını soruşturması gerekiyor. Tarafların anlaşıp bu işlemleri gerçekleştirmesi sadece bir saat sürecektir. Eğer satışta aracı olarak emlakçı da varsa muhakkak emlakçının ya satıcının ya da alıcının yanında olmasını sağlayın. İlk imzalar atıldıktan sonra memurlar paranın ödendiğini, mülkün üstünde şerh ipotek olup olmadığını belirledikten sonra 20 dakikalık bir bekleme süresi oluyor. Bu bekleme esnasında iki tarafta tapu müdürlüğünden çıkmadan bekleme odasında beklemeye alınıyor.
Bu 20 dakika içerisinde yevmiyeler alınır, kimlik bilgileri kontrol edilir. Alıcının bulunduğu İstanbul'daki tapu müdürlüğü, "Biz tamamız, yevmiyemizi aldık" dedikten sonra satıcı tarafı tapunun verilmesini beklemeden tapu müdürlüğünden ayrılabilir. Çünkü kontrol İstanbul'daki Pendik Tapu Müdürlüğü'nde olacaktır. Ve sonunda tapu size İstanbul Pendik Tapu Müdürlüğü tarafından sıcak bir şekilde verilecektir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım size faydalı olmuştur. Daha fazla bu tür bilgi içerikli videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Görüşleriniz ve video önerileriniz için aşağıya yorum yapmayı unutmayınız.